Ahmet dur bir dakika çek. Menüsünü aç. Arkadaşlar yeniliklerin tek adresi Emre Garaj'dan herkese merhaba. Bugün yaptığımız aracımız 2017 model Toyota CHR hibrit bir araba. Montajını yapmış olduğumuz cihaz Convex marka 7.1 işletim sistemine sahip 2 GB RAM'li Android multimedya cihazı arkadaşlar. Bu aracın normalde zaten burada orijinal bir ekranı vardı ama Android değil Windows'tu ve çok sınırlı bir cihazdı. Bu nedenle müşterimiz bunu değiştirip Android güzel kaliteli bir cihaza geçiş yapmak istedi. Biz de bunu tavsiye ettik arkadaşlar. Cihazı kısaca kullanımı anlatacağım ben size. Öncelikle müşterimizin sorduğu bazı sorular vardı. Bunları sizin için de cevaplamak istiyorum. Direksiyon kumandamız stabil çalışıyor mu? Arkadaşlar tüm fonksiyonlarıyla direksiyon kumandamız stabil bir şekilde çalışıyor. Ses açma kısmı, ileri geri parça atlatma, mod değiştirme, telefon cevaplama, telefon kapatma. Bunların hepsi aktif bir şekilde çalışıyor. İkinci sorusu, bu araçta orijinal kamera vardı. Orijinal kamerayı destekler mi dedi. Biz de dedik ki destekler. Şu anda görmüş olduğunuz gibi orijinal kameramız da aktif bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Üçüncü ve en önemli sorusu, bu araç çok fazla elektronik bir araç. Zaten hibrit bir araba. Bu arabada yakıt bilgisi ekranı çok önemli. Bunu da teyp üzerinde görüyor. Normalde orijinal teybi gösteriyordu. Dedik ki bunu da görebilirsin araç üzerinde. Onu da size kısaca göstereyim. Uygulamalar menüsüne girdikten sonra araca basıyoruz arkadaşlar. Bakın burada birinci yakıt bilgisi, ikinci lastik bilgisi, üçüncü hibrit bilgisi. Asıl müşterimizin merak ettiği buydu. Hibrit bilgisi yani batarya doluluk oranı. Şu anda görmüş olduğunuz gibi bataryanın doluluk oranını bize gösteriyor arkadaşlar. Herhalde 10'da 2 falan kalmış. Onun haricinde yakıt bilgisi ve lastik bilgisi var. Bu araçta görmüş olduğunuz gibi kaç mil gideceğini falan gösteriyor. Ama ondan daha önemlisi hibrit bilgisi. Bunu aktif bir şekilde gösteriyor arkadaşlar. Onun haricinde aracımızda kontrol ayarları var. Araç ayarları, konfigürasyon ayarları. Bunların da hepsini stabil bir şekilde kontrol edebiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi aşağıdan yukarıya Türkçe menü. Bunlar da aktif bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Şimdi cihazın kullanımına geçmek istiyorum. Cihazımız Android demiştim. Android olmasından dolayı internete bağlanabiliyoruz. Play Store'dan uygulama indirebiliriz. YouTube'dan video seyredebiliriz. İşte Spotify, Fizi buralardan müzik dinleyip video seyredebiliriz arkadaşlar. Cihazımız Android olmasından dolayı iki ayrı navigasyonu var. Birincisi internet üzerinden kullanmış olduğumuz Google Maps. İkincisi de internetsiz kullandığımız Aygo arkadaşlar. Öncelikle navigasyondan kullanıma başlayalım. Kısaca ben size kullanımını anlatmak istiyorum. Navigasyon tuşunda atadığımız navigasyon şu anda internetsiz kullandığımız, genelde müşterilerimizin tercih ettiği Aygo. Görmüş olduğunuz gibi bulunduğumuz yeri gösteriyor. Ayrıca bu görmüş olduğunuz yer bizim adresimiz gelmek isterseniz eğer. Menüye bastık. Hedef diyoruz. Adres buluyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken Google Maps gibi hani misal veriyorum direkt bir yer adı giremiyoruz. Yani nasıl diyeyim size, Asit Alışveriş Merkezi işte Migros, Ankamal bu şekilde giremiyoruz. Bunun yerine resmi adresi girmemiz lazım. Yani açık adres. Yeni mahalle işte sokak adı gireceğiz. Sallıyorum Ragıp Tüzün Caddesi. Bastık arkadaşlar. Kapı numarası istiyor bizden. 1 dedik. Yine sallıyoruz tabi. Bitti dedik. Git diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bizi gideceğimiz yerin kısaca bilgilerini veriyor. Ve navigasyonumuz başladı. 6 kilometre mesafemiz var. İşte 26 dakikada girersiniz, gidersiniz ve varış süreniz 19-12. Tüm bilgileri ayrıntılı bir şekilde veriyor. Gayet detaylı bir navigasyon. Çıkmak için de buradan sol alt köşeden çıkış tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Çıkıyoruz. Bu cihaz üzerine müzik dinleyebiliyoruz. Müziği nereden dinleyebiliriz? Birincisi cihazımızın 16 GB hafızası var. Bunun dahili hafızasına yüklemiş olduğumuz müzikleri veya videoları. İkisi de hemen hemen aynı zaten. Ben ikisini birlikte anlatayım. Ayrı ayrı anlatmaya gerek yok. Müzikleri veya videoları hafızasına yüklemiş olduğumuz müzikleri veya videoları kullanabiliyoruz. Onun haricinde aracımızın orijinal USB'si var. Orijinal USB'sinin üzerinden takmış olduğumuz harici bellekin içindeki video ve müzikleri de kullanabiliyoruz arkadaşlar. Veyahut da işte videodan ben size kullanımını kısaca göstereyim. Şu anda cihazın kendi hafızasına bir dosya video attık. Bu dosyayı nasıl görebiliyoruz? Video menüsüne girdikten sonra ekranı sağa kaydırıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi dosyalar çıkıyor. En altta 54 tane videonun olduğu dosyamız var. Üzerine basıyoruz. En baştaki videodan bize açıyor arkadaşlar. Bir dosya içinde de eğer parça seçmek istersek ekranı sola kaydırıyoruz. Aşağıdan yukarı doğru görmüş olduğunuz arkadaşlar.
listeyi. Liste üzerinde herhangi bir seçim yapabiliriz. Seçim yaptıktan sonra tekrar hafif sağa kaydırıyoruz ve normal menümüze geliyoruz. Parça içinde de sardırma yapabiliriz arkadaşlar. Bu altta görmüş olduğunuz saniye çubuğu üzerinde istediğimiz saniyeyi alabiliyoruz. Ses kalitesi de gayet güzel. 4x50 watt MOSFET çıkışı var cihazımızın. Orijinal cihazına göre epey iyi. Video ve müziği kullanmayı da anlattık arkadaşlar. Radyomuz var. Her araç teybinde olduğu gibi. İleri geri frekans değiştirebiliriz. Bulmuş olduğumuz frekansı 1'den 6'ya kadar kanallarımız var. Herhangi birine basılı tutuyoruz. Direkt oraya hafızaya alıyor. Radyonun kullanımı basit zaten. Bluetooth'umuz var. Telefonumuzun Android veya iPhone olması fark etmiyor. Kablosuz bir şekilde bağlantı yaptıktan sonra telefonumuzun üzerindeki görüşmeleri artık buradan teypten yapıyoruz. Yani telefonu hiç cebimizden çıkarmamıza gerek yok. İstersek rehber paylaşabiliyoruz. Rehber paylaşmamızın şöyle bir avantajı oluyor bize. Gelen aramaları kimin aradığını isim olarak görebiliyoruz. Veya buradan rehbere girip direkt isimden de arama yapabiliyoruz arkadaşlar. Bluetooth'umuzun kullanımı bu şekilde. Ekranı bir sola kaydırdık. A2DP özelliğimiz var. Yine Bluetooth bağlantısı yaptıktan sonra buradan müzik dinleyebiliyoruz. İşte müzik dediğimde telefonunuzda yüklü olan müzikler veya videolar veyahut da internet üzerinden telefondan dinlemiş olduğunuz müzik veya videoların sesini kablosuz bir şekilde arabanın ortamına aktarıyor. Ayrıyeten buradan play pause ve ileri geri parça atlatmanızı da izin veriyor cihaz arkadaşlar. Kolay bağlantı özelliğimiz var. Yine telefonumuzun Android iPhone olması fark etmiyor. Ekran paylaşımı yapabiliyoruz kablosuz bir şekilde. Telefonumuz Android ise eğer buradan telefonun ekranını kontrol edebiliyoruz. iPhone ise sadece ekran paylaşımına izin veriyor arkadaşlar. Cihazımız Android. Tabii bunu Android özelliğini tam kullanabilmek için internete bağlamamız gerekiyor. Bunun için de ayarlara giriyoruz arkadaşlar. Hemen hemen ayarları da kullanacağımız tek yer. Kablosuza basıyoruz. Şu an müşterimizin zaten telefonu bağlı. Bizi arama yapıyor. Arama yaptıktan sonra istediğimiz yerin üzerine basıp şifresini giriyoruz ve normal bir tablet gibi internete bağlıyoruz arkadaşlar. Şimdi cihazımızda iki ayrı menü var. Birinci menümüzü anlattık zaten. Bu kısa yol menüsü. Genelde sık kullandıklarımız. Masaüstü gibi düşünün. Bir sağdaki sağ alt köşeye basıyoruz. Burada da tüm uygulamaları görüyoruz. Yani cihazımızın içinde yüklü olan tüm uygulamalar. Cihazımız şu an internete bağlı. Ben size kısaca internet üzerinde de bir gezinti yaptırayım. Google'ı kullanabiliyoruz. Tabi güncellememiz gerekiyor. Şu an güncel olmadığı için açmadı. Bir sola geldik. Başka ne kullanabiliriz internet üzerinden? YouTube'a bakalım acaba o güncel mi? Görmüş olduğunuz gibi YouTube'u hızlı bir şekilde açtı arkadaşlar. Buradan herhangi bir videoyu seçelim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar videomuz da hızlı bir şekilde açtı. YouTube'u da bu şekilde göstermiş olduk size. Tekrar geri çıktık arkadaşlar. Ayrıca ne gösterebilirim size? Play Store var internet üzerinden kullandığımız. Play Store'dan uygulama indirmek istersek onu kullanabiliriz. Kolay bağlantıyı gösterdik. Google haritalar var. Yine telefonumuzdaki gibi Google haritaları veya Yandex'i yüklersek internet üzerinden navigasyon kullanabiliyoruz. Ve internette kullandığımız bir de canlı mobil TV uygulaması var. Burada da eğer internete bağlarsak 200'e yakın kanalı evdeki kalitede seyredebiliyoruz. Bunun içinde belgesel haber kanalları da var. Cihazımızın kullanımı bu şekilde arkadaşlar. Videonun başında da söylemiştim. Aracımız 2018 model Toyota CHR. Takmış olduğumuz cihaz Convex marka 7.1 işletim sistemine sahip Android multimedya cihazı arkadaşlar. Siz de aracınızda böyle bir multimedya keyfi sürmek isterseniz mutlaka EMR garajı ziyaret edin. İyi günler arkadaşlar.